Kale. Kaledir o. Kalenin bedenleri. Kafile. Çok güzel. 600 puan daha, 3000 oldu kasa. Nokta nokta mücadelesi derler hani. Rebound. Rebound 700 puan değerinde. Üzerinde veya küflenmek. İçinde yeşil renkli mantar oluşmak. Küflenmek. Bence siz yönünüzü karıştırdınız. Soldan sağa. Soldan sağdır o. Alkışlar, son yarışmacımız, son şampiyonumuz, 9800 puanla gün şampiyonu olan son isim Zerrin Hanım içindir. Nasılsınız efendim? Teşekkürler, iyiyim siz? Çok iyiyim, sağ olun. Eğer ki her şey yolunda gitseydi de yine böyle 9000'lerin üzerinde sonuçlar alsaydık daha da mutlu olurduk. Fakat Hasan Bey sadece o çıtanın üzerine çıkarttı kendisini. Maalesef. O bile takıldı. Evet. Daha öncesinde 2,5 dakika arttırmıştı biliyorsunuz. Bu sefer 4 tane harf aldı. Üzerine 21 saniye arttırdı. Size ciddi bir çıta bıraktı. Evet. Sizin planınız programınız nedir acaba? Böyle basıp düşünsen mi diye yani. Risk almak. Aynen. Olabilir. Neden olmasın? Bilmiyorum. İçgüdüsel gideceğim. Geçen sefer hiç harf almamıştınız ve içgüdüsel yarışmıştınız hakikaten. Aynen. Hiç böyle harfleri saymadım, süreyi takip etmedim. Evet. Aklıma gelince basmıştım. Ne kadar süre arttırdığınızı hatırlamıyorum. 2 dakika. 2 dakika arttırmıştınız. Evet. Oho, çok benzermiş tarzınız zaten evet. Hasan Bey'le. Dur bakalım aynı şekilde mi ilerleyecek? Yani şans, bildiğim kelimelerse. Bir tane işte çıkıntılık yapacak bir 9 harfli kelimeniz var ama kelimenin kendisi çıkıntı zaten. Benim yapabileceğim köken. Bir şey yok. Kökeni de belli değil. Ben hatırlıyorsanız vallahi size belli değil. Soruyu sormadan önce köken bilgisi. Evet, Yusuf gibi yarışıyorsunuz siz biliyorum. Buradan selamlar olsun Yusuf'a. Aynen. Ama bunun işte kökeni konusunda da birçok farklı kaynak farklı şeyler söylüyor. Uydurma bir kelime diyen var, Rumca kökenli diyen var. Oraya geldiğimiz zaman konuşuruz onu. Başlayalım mı biz? Başlayalım. İlk hadi soru. Başlayalım. Ben gözlüğümü takayım. Takın gözlüğünüzü. Rahat edin. Dört harfli. Bu cevabı zaten pat diye bulup hemen 400 puanı kasanıza göndereceksiniz. İşte geliyor. Metrik sistemde ağırlık temel biriminin binde biri gramdır. Hadi gelsin. Biraz garip bir soru ama net. Hedefe yönelen bir soru. Görelim. Standartizasyon ve disiplin odaklı kampçı. Artık kampçının ötesinde. İzci. İzcidir o. 400 puan daha. Yenisi gelsin. 5 harflidir. Tek kelimedir. Bir sıfattır bu. Ne için kullanılır? Birçok şey için. Bir de bunun için. Türk işi hamburgere bol sulu sosunun kazandırdığı islak. Sıfattır. Islak hamburger. Kolay soru. Kaçırmazsınız. Beş harfli cevapların sonuncusu efendim. Görelim. Yere veya döşeme üzerine serilen örtüye... Kılıf değil değil mi? Kılıf değil. Niye örtü yaptın? Derken? Yere. Halı. İşte halı, kilim. Bunlar ne diyoruz? Örtü. Halı, kilim, keçe. Evet. Artık ne aklınıza gelirse. Köken? Türkçe. Öz ve öz Türkçe. Sergi. O biraz gerilerde kalmış. Bu halen kullanılıyor. Örtü. Yere ne yapılır efendim bu? Serilir. Serilir. Güzel. Başka ne yapılır? Ne yapılır? Yaygı. Nedir? Yaygı. Yaygıdır. Kıyısından döndüm. Vallahi öyle oldu. Ya sergiyi nereden çıkarttınız? O çok daha gerilerde kalmış. Toparladık. Yaygıyı da attım yani. Nasıl tuttu güzel bilmiyorum. Güzel tuttu. Attıysanız da güzel tuttu. Hadi bunu da atın. Çünkü bu garip bir soru. Klostrofobik tünel dedik buna. Zaten tünel klostrofobik. Bu ama her tünel klostrofobik değil. Ne tüneller var ışıl ışıl. Şimdi bana reklam yaptırmayın. Mağara gibi mi? Nasıl köken? Kökeni galiba Farsça. Tam emin değilim ketirbe ama. Ketirbe gibi bir şey mi acaba? Ama bu yani ismi de zaten söylendiği anda zaten o klostrofobiyi hissettirir insanı. Dehliz gibi mi? Ne gibi? Dehliz. Dehliz kaç harfli? 6. Neyse ki. 600 puan daha. 2400 yaptı kasayı. İşte 6 harfli cevapların sonuncusu bu sefer. Türkçesini veriyorum. Arapça kökenlisini sizden istiyorum. Tamam. Buyurun Zerrin Hanımcığım. Denetleme anlamındaki Arapça kökenli sözcüktür. Denetleme şimdi kontrol yabancısı. Orayı T harfiyle başlıyor. Ha gayret. Evet. Denetmenin... Daha yaygın kullanılan Arapça kökenlisi neydi? Teftiş. Müfettiş, teftiş. 600 puan daha efendim.
Batı kökenli bir kelime. Korkuyorum dediğiniz o sinema sorularından biri. Anladım. Geliyor. Yedinci sanat aşığı. Yedinci sanat sinema. Sinema aşığı. Mesela Hasan Bey. Gibi bir şey mi? Filli bir şey mi acaba? Bilmiyorum. Lazım olan tek şey çoğu zaman cesaret. Sinefil. Sinefil nedir? Yok mu öyle bir şey? Attın mı? Bilmiyorum. Attım galiba. İkinci atışınız bu. Evet. Yani çekirge bir defa zıplamıştı. Aynen. Bu son atışım olacak. İkinci defa da zıpladı. 3700 oldu kasa. Sinemadan kopmuyoruz. Affınıza sığınarak şöyle bir soru soruyoruz. Dekoratif oyuncu dedik. Figüran. Çok güzel oldu. 4400'e çıkarttınız kasayı. Şimdi 2 dakika 36 saniye var. Her şey yolunda. Hiç harf almadınız. 6 tane soruya cevap vereceksiniz. Bu 6 soruya cevap verirken 4 tane harf alabilecek durumdasınız. Tamam. Diyelim ki 4'ünü birden aldınız. 21 saniye. 22 saniye. 22. 21'i Hasan Bey arttırmıştı. 3 harf diyelim. 3 harf diyelim. Rahat edelim. Aynen. 2 kelimeden oluşuyor ilk 8 harfli cevap. Köken. Türkçe. Ve şöyle soruluyor efendim. Çeliği hızla soğutarak sertleştirmek için uygulanan bir yöntemdir. İki kelimedir, mastarla biter. Suya mı batırılıyor acaba? Bilmiyorum, siz söyleyin. Suya? Mı? Fiil olarak bulmam lazım. Bir, iki, kaç harfliydi bu? Su çekmek. Su çekmek o çay ocaklarında. Kazana yeni su çektim, çay veremem. Ya sürem gidiyor. Su... Çeliğe su basmak. Su basmak değil. Çeliğe su atmak. Su değil. Atmak da değil. 6 harfli olmalı zaten. Sürem gidiyor. Alacak mıyız harf? Su çekmek. Harf alalım mı? Çekmek de mi değil? Alalım. Alalım. Ve lazım olan su vermek. Su vermektir efendim. Çok sürem gitti. Neredeyse bir dakikayı harcadınız. Aynen. Mutfaklarınız nasıldı Zerrin Hanım? Fena değil herhalde. Urfalısınız siz, bilirsiniz. Aynen. Ama Urfa mutfağından gelmiyor bu. İtalyan mutfağından geliyor. Sesli harfle mi? İtalyanca mı? Galiba İtalyanca. Tam emin değilim ama İtalyanca olması lazım. Bir bakalım. İtalyan mutfağının yoğun kıvamı ve keskin tadıyla tanınan sirkesinin ön adıdır. Balsamik sirke. Aman dikkatli olalım. 9 harfli cevaplarımız. O sizin sıçrama alışkanlığınız var ya, orada sıkıntı yaratabilecek tipte şeyler. Tamam, elimi biraz uzak tutayım. Hadi gelsin. Destek vermek veya bir işi yüklenmek. Bu anlamlarda kullanılan dikkat mecazi bir tabir. Sırtla. Yani şey, tek kelime mi? O söylediğiniz gibi bir şey. Evet, tek kelime. Sırtlanma gibi. Mema diye mi bitiyor, mekmak diye? Mekmak diye bitiyor. Sırtlanmak sığmıyor değil mi? Değil, sığmaz. Üstlenmek. O da mecazi değil. Bu suçu ben destek verme veya bir... Destek vermek. Hem destek vermek anlamında hem bir işi yüklenmek anlamında. Sırt çıkmak, arka çıkmak, sırt çıkmak. O sırtlı kısım çok güzeldi de onu biraz değişti. Alsak mı bir harf? Bir tane alayım. Aldık bir harf. Omuz... Hadi ekler. Lamak. Nedir? Omuzlamak. Omuzlamak 800 puan değerinde. Kaç sorum kaldı? Elimizde 3 tane soru kaldı. 28 saniyede cevap vereceksiniz bu 3 soruya. Yani hızlı olmanız gerekiyor. 2 harf alabilirsiniz fakat çok hızlı olmanız gerekir o zaman. Yok, biz 3 harften hesaplamıştık ya. 3 harften hesaplamıştık. Bir harf alabilirim. Yani siz bilirsiniz. Ve son 3 soru. Siz bilirsiniz tamam. Zerrin Hanım ama şunu bilin ki 2 harf alabilecek durumdasınız ama o 2 harfi alırsanız bu 28 saniyenin 22'sini arttırmanız yok, gerekiyor. Olmaz o. Tamam. Bilmiyorum, olmaz mı olur mu, o sizin karar verebileceğiniz bir şey. Şimdi pis soru. Pis soru değil canım, o kadar da kelime garip. Pis değil. Komik bir kelime aslında. Söylerken bile insana böyle bir neşe verir. Böyle tamam. Bir sevinç verir. Sevinç de demeyeyim ama bir hoşluk verir. Garip bir kelimedir Asparagus çünkü. Asparagus gibi mi? Yok. Bakın. Bir bakın. Adı hatırlanmayan şeyler için kullanılan... Zamazingo. Joker sözcük. Zamazingo. Kaç harfli zamazingo? 9. Vallahi bildim. Son 2 soru geliyor. Genellikle obsesif kompulsif bozuklukla beraber seyreden... İstifçilik. Biriktirme hastalığının ismi istifçilik. Bundan korkmuyorum. İki kelimeden oluşuyor cevabınız. Köken. Son sorunuzun cevabıdır. Korkmuyorum. Kökenini falan karıştırmayın. Hı. Buyurun.
konuşarak kaydedilen iletim. Sesli mesaj. Sesli mesaj. 1000 puan değerinde. Kasa 9600 üzerine 1 dakika diyeyim. 18 saniye arttırdınız. Bir alkış daha rica etsek. Şunu vereyim. Bundan mesulsünüz. Ay, tur finalinde evet, buradan gelebilecek sorular var efendim. Teşekkür ederim, çok güzel hediye. Bugünün bir hatırası olsun diye sizlere de birer tane kitap armağan etmek istiyoruz. Seni Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür İyi ki gelmiş ben. Eksik olmasın. Latife Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. İyi ki gelmiş eksik teşekkür olmasın. Ederim. Tekrar karşılaşır mıyız? İnşallah. Neden tabii ki. Olmasın? Geleceğim. Neden olmasın? Geleceğim. Hasan Bey de gelir. Her zamanki güleş yüzüyle. Ah, gülümsedi Hasan Bey. Hocam muhteşem bir yarışmacısınız. Teşekkür ederim. Evet, ne yazık ki ortada kaldı. Tam hafta finaline geldik, orada kaldı. Fakat performansınız her zaman hatırlanacaktır. Teşekkür ederim. Keza Deniz Bey, çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Güzel sohbetleriniz için, sizin içten ve samimi tavrınız için. Hanımefendiyi burada görmeyi çok arzu ederiz. Heyecanlı, ondan dolayı önden beni gönderdi demiştiniz. Gördüğünüz üzere elimiz hafif. Buyursun gelsin, bizi şereflendirsin efendim. Çok çok üzere. Teşekkür ediyorum. Bu Zarif hanımefendi de, Zerrin Hanım da sizin temsilciniz olacak. Tur finalinde hadi kendisine bir alkış daha veririz.